Derdimiz, anlattık adalet yok, ekonomi kötü, irademizi gasp ediyorlar, kayım atıyorlar. Ama Türkiye'nin gündemine bakarsan işte bunların hiçbirisi yok. Bir alıp başını giden ırkçılık, milliyetçilik gündemi tartışılıyor. Bizim gündemimizi ırkçılıkla milliyetçilikte zehirlemeye çalışıyorlar. Açlığı, yoksulluğu, her türlü çete, mafya faaliyetlerini, yargıdaki rüşveti ve kadrolaşmayı sembollerin arkasına gizlenerek gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Deniz Poyraz'ı Hrant Dink'i katleden Madımak'ta insanlık suçu işlerken kullanılan sembol aynı semboldü. Emin olun ki milliyetçilikle, ırkçılıkla halkın sorunlarını gizlemelerine izin vermeyeceğiz. Katliamların üstünü örtmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biz semboller üzerinden vatanın, milletin, vatan millet Sakarya edebiyatıyla bu halkın nasıl soyulduğunu, soğuğuna çevirdiğini hep birlikte yaşayarak gördük. Çok iyi biliyoruz. Bu çakma milliyetçiler vatanı, mülkü gasp etmek için kullanıyorlar. Bayrağı suçu örtmek için kullanıyorlar. Marşı hukuksuzluk yapmak için kullanıyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermemeliyiz. Bu ülkenin ırkçılığa, milliyetçiliğe ihtiyacı yok. Bu ülkenin, bu ülkede yaşayan bütün renkleri kapsayacak bir dile, bir politikaya, demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Yine değerli arkadaşlar çok zamanınızı almadan çok önemli bir konuya da değinerek e, konuşmamı bitirmek istiyorum. E, bildiğiniz üzere uzun süredir Türkiye'nin en çok savrulduğu konulardan birisi işte e, Suriye politikasıdır. Aslında birçok e, uluslararası eee politikada savruldu ama Suriye'de çok ciddi büyük gelgitler yaşadılar. Bu çok önemli bir savrulmadır. Emin olun ileride eğer dış siyasette bir savrulma dersi e, verecek derse bence Türkiye örneği çok önemlidir. Türkiye önemli Türkiye'nin bu konudaki savrulması ileride ders olarak okutulacağına eminim. Sadece bu dersin ismini koymamışlar. Onun ismini de koyalım. Bu ders Kürt düşmanlığının ağır bilançosu olarak bence adı işlenmelidir. Çünkü attıkları her adımda söyledikleri her sözde yaptıkları her trafikte Kürt karşıtı, Kürt düşmanlığı üzerinden bir diplomasi yürütüyorlar. Ne yaptı AKP iktidarı? Siz de biliyorsunuz. Suriye'de Kürt halkına karşı önce IŞİD'le muhatap oldu. Hep beraber izledik. Burası bir otoban olmuştu. İŞİD'in militanları burada tedavi ediliyordu. Burayı bir geçiş güzergahı haline getirmişlerdi. Sonra işit olmadı. O vahşileri Kürt kadın yoldaşlarımız yendikten sonra oradan el çektiler. Bu sefer ÖSO diye bir şey çıkardılar. Öz, isminde özgür var ama oradaki uygulamalarında özgürlüğü katleden özgürlüğü yok eden bir örgüte sarıldılar. O da olmadı. Çünkü ikisi de o toprakların hakikatine uygun değildi. Bedrettin'in dediği gibi. ikisi de o toprakların bağrından çıkmamıştı. İkisi de yapay dışarıdan örgütlenilerek o toprakları savaş, kan, ölüm arenası haline getirmek için oraya monte edilmiş insanlık suçu işleyen örgütlerdi. Öse olmadı. İşit olmadı. Şimdi ne yapıyor? İkide bir Esad'a. Esed tekrar Esad oldu. işte kardeşine çağrılar yapıyor. Görüşmek istiyor. Peki biz hep söyledik söylemeye devam edeceğiz. Biz diyoruz ki ya bir zahmet bu Tarhan'la, Şam'la, Bağdat'la Kürt karşıtı, Kürt karşıtı muhatap arama yerine bir zahmet ya bir günde Esad'a bu Kürt sorunu çözün. Bu Kürt sorunu çözülmesi için Türkiye'nin üzerine ne düşüyor diye söylesenize ya. 30 milyon Kürt Türkiye'de yaşıyor ya. Yüreğimize bir su serpin. 30 milyon insanın kimliğini taşıdığı bir halkın kardeşlerini, yoldaşlarını orada yok etmek için. Statülerini ortadan kaldırmak için diplomasi yapıyor. Sonra da Kürt kardeşlerim diyor. Biz de bunu yiyeceğiz öyle mi? Yine bak bu diplomatik faaliyetlerle birlikte Orta Doğu'da kesinlikle Türkiye bir yol alamaz, barışı sağlayamaz. Orta Doğu iyice karıştırır. Kürtler orada kendi mücadeleleriyle birlikte, oradaki Araplarla, oradaki halklar ve inanç gruplarıyla bir statü elde etmek istiyor. Bunu Türkiye'ye ne zarar var sizlere soruyorum. ESO'dan Esot'da, daha mı tehlikelidir? İŞİD'den daha mı tehlikelidir? Terörist dediğin Esad'dan daha mı tehlikelidir? İşte Kürt'ü tehdit ve tehlike gören bütün dış siyasetini bunun üzerine kuran bu iktidar kaybetmeye mahkumdur. Hadi iktidarı anladık. Şimdi bir de bizim ana muhalefet partisinin başkanı da böyle bir bu konuda bir iştahı kabarmış. Geçen gün Sayın Özgür Özel diyor ki Erdoğan'la Esat arasında e, görüşmeyi sağlamak için ara bulucu olabilirim. Buradan sizin huzurunuzda bütün kamuoyu karşısında şunları söylemek istiyorum. Sayın Özel, Erdoğan'la Esat Kürt karşıtı üzerinden bir görüşme, bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu ara buluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir yararı yok. Sizin yapacağınız tek şey Rojava politikasını, Suriye politikasını tekrar gözden geçirerek Rojava'da, Suriye'de insanların kendi geleceğine, kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış? Kürt karşıtı, Kürt statü, Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki tane Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak bu CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikaları da uygun bir duruş değildir. Lütfen muhalefet olarak Türkiye'nin bölgede barışçı demokratik bir siyaset yürütmesi için eğer bir rol almak istiyorsanız rol alın. Ara buluculuk yapmak istiyorsanız Esad'la Kuzeydoğu Suriye halklarının kendi sorunlarını birlikte çözmesi için bence arabulucu olun. Arabulucu olmak istiyorsanız İran'da, Irak'ta, Suriye'de işte savaşa değil barış siyasetini hayata geçirecek bir politika yürütmek için arabulucu olun. Evet, Suriye'de dünya kadar olumsuzluk e, yaşanıyor. İktidarın buradaki payı büyüktür. İktidarın payı burada dörse ana muhalefetin payı da birdir arkadaşlar. Bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Afrin Nişkan el dediğinde ne demişti? Orada güzel şeyler oluyor. iyi hizmetler götürülüyor. Bakın. İyi hizmetler, güzel şeyler dediği şey Kürtlerin evine, canına, malına el konuldu. Kürtler dışarı sokağa çıkmayacak bir hale getirildi. Her gün Kürt kadınları, Kürt gençleri kaçırılıyor. Fidye isteniliyor. İnsanlar sokağa çıkamıyor. 5000 yıllık kadim Kürt kenti Afrin çetelerin elinde her gün inim inim ağlıyor. Partinin bir önceki dönem genel başkanı orada güzel işler oluyor diyordu. Evet biz güzel şeyler olmadığını hep birlikte gördük. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki rolü Kürt karşıtı bir siyasete ara bulucu olmak değil. Kürt Ortadoğu'da Orta Doğu'da demokratik yöntemle çözülmesi için eğer üzerine bir görev ve sorumluluk düşüyorsa o konuda bir çaba içerisine girmesidir. Şimdi 2019'da Afrin'de kadim Kürt kentinde diğer halklar birlikte yaşıyor. Hakkını vermek gerekiyor. Hepsi bizim için değerlidir. Demirci Kava'nın heykelini yıktıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Türk bayrağı yakıldığında Afrin'de ne ol, ne olup bittiğini gördüler. Biz o zaman Demirci Kovanlı heykeli yıkıldığında şunu söylemiştik. Bu suç örgütleri, bu çeteler insanlığa, insanlığa ait ne varsa tamamını yakacak, yıkacaklar demiştik. İşte siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını yıktıkları zaman siz bunu gördünüz. Ama hala bu yanlış politikada ısrar ediyorlar. Ayıptır. Niye oradaki Kürtler de benim kardeşimdir demiyorsun? Niye Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan halklarla görüşmüyorsun? Esad'la da görüş, Kuzeydoğu Suriye halklarıyla da görüş. Biz Kuzeydoğu Suriye'deki halklarımızın Esad'la görüşmesine karşı değiliz. Biz Türkiye'nin Esad'la görüşmesine karşı değiliz. Ama doğru bir görüşme olmalıdır. Çözüm için bir görüşme olmalıdır. Oradaki halkları tekrar karşı karşıya getirecek, oradaki halkların çatışmasını sağlayacak bir siyaset yerine barışçıl bir siyaset uygulasın diye tabii ki görüşme olabilir. Tabii ki ara buluculuk olabilir ama karşıtlık için, yok etmek için, statüsünü ortadan kaldırmak için kim ki görüşüyorsa, ara buluculuk yapıyorsa Kürtler bunları not ediyor. Önümüzdeki günlerde yeri ve zamanı geldiği zaman da bunu hatırlatır. Değerli arkadaşlar, Türkiye toplumu da Orta Doğu'da yaşayan halklar da aslında Kürtlerin tasfiye edilmesi değil, Kürtlerin demokratik haklarına kavuşmasını istiyorlar. Toplum, Suriye'de biraz önce saydığım suç örgütlerini kimsenin desteklemesini istemiyor. Suç örgütlerinin yerine oradaki hakların iradesinin dikkate alınmasını istiyor. Toplum, Türkiye'de yaşayan ve yaşama tutunmaya çalışan milyonlarca müteci Suriyelinin Özgür bir şekilde barışçıl politikalarla tekrar kendi topraklarına, yerlerine, yurtlarına gitmelerini istiyor. Toplum müddetçilerinin burada katledilmesini, ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalmasını istemiyor. Biraz önce söyledim, ilçesel olarak biz Kuzeydoğu Suriyaflarının da Türkiye'nin de Esad'la görüşmesine, başka birileriyle görüşmesine karşı değiliz. Ama bu çözüm için olmalı, barış için olmalı. Bu olmadığı sürece açık söylüyorum. Şam'la, Tarhan'la, Bağdat'ta Kürt karşıtı yapılan her görüşme, her ittifak, her diploması emin olun bir gün oradan geri dönmek, bir gün çürümek, bir gün kesinlikle karşılığını bulmayacak bir siyasete dönmek de yüz yüzedir. Er ya da geç orada bir çözüm olacak size düşen bu çözüme katkı sunmaktır.